Günaydın. Rüyamda Valorant'ları Amerika'ya götürüyordu. 14 saat yolculuk yapıyordun. Yanımda ve önümde horlayan iki tane adam vardı. Yetmez ki önümdeki koltuğu çok fazla geriye çekiyordu. Ama işin en heyecanlı yanı yeni ajan geliyordu. Bir dakika lan. Ne? Burası benim odam değil. Ben galiba hala uyanamadım. Aa! Acıyor! Valorant! Amerika! Yeni ajan! Saat! Duş! Biz rüyada değiliz. Hemen duş almam lazım. Yeni ajanı test etmeye ve çekimlerini yapmaya Amerika'ya doğru yolculuğumuz başlıyor. Bu süreçteki bloğumuza hoş geldiniz. Evet, videoya farklı bir girişle başlamak istedim. Yolculuğumuz bu arada İstanbul'a, Los Angeles'a yaklaşık olarak 14 saat sürecek bir uçuşla gerçekleşecek. Ajanı yalayıp yutup bela atıp herkese öğretecek biri lazımmış. O yüzden ben de gelmek istedim. Evet, inişi gerçekleştirdim. Şu anda tipim böyle. Dikkatimi çeken bir şey var ki en son geldiğinde Valorant'ın dünya şampiyonası afişleri bu duvarda duruyordu. Ama artık yok. Mbappe yine orada, kim var? Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu Mbappe. Yok. Neymar yok. Evet, otele geldik. Hatta elimizde ufak bir sürprize de geldik. Önce şu odamızı açalım. Merhabalar. Hey, burada bir yatak fazla. Hey bir yatak fazla burada, hey. Ota çok tatlı değil mi? Amerika'nın ilk gününden hepinize günaydınlar. Arka tarafımda gördüğünüz bu yatak dağınık. Şunu aldım ama yatağı düzenlemedim. Zaten geri yatacağım. Yatağı niye düzenleyeyim? Hadi burada yatağını kalktıktan sonra düzenleyenler ve düzenlemeyenler ikiye bölünsün. Az sonra lobiye ineceğim. Lobide de saat 10'da Riot Games'in ana ofisine giden bir shuttle kalkacak. Yeni ajan için Amerika'ya getirilen bütün influencerlar Riot Games'in ofisinde buluşacak. Belli bir saat planlaması var. Hangi saatte neler yapılacak gibi, işte etkinlikler olsun, belki gösterimler olsun, ajanla alakalı toplantılar olsun, çekimler olsun. Elimden gelince sizlere bütün çekebildiğim detayları paylaşacağım. Duşumuzu aldık. Hazırlığımızı yaptık. Halsiz bir şekilde kıyafetlerimden birinin üzerine su döktüm. Aslında çantaya döktüm. Kıyafetler de ıslandı. O yüzden o biraz kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Olur öyle. Yarın yeriz. Kurmaya bıraktık. O zaman let's go. Saat şu anda 10 ve Riot Games'e doğru shuttle'la yolculuğumuz başlıyor. Şu benim arkamda gördüğünüz, tam ben çekerken kafasını uzatan bir eleman var ya orada. O arkadaş ilerleyen günlerde benim oradaki en yakın arkadaşım olacak. Tanışacağız. Kendisi İtalyan. Bu arada e-sporcu, sparker. Arada selam olsun. Burada etraf kalabalıkken birkaç çekim yapıyorum. Ofisin tam böyle size giriş kısmını göstermek istiyorum. Hani burada zaten Riot Games'in oyunlarından birçok eser, görüntü, anı toplanmış şekilde duruyor. Kampüse gider gitmez çekimlerimizi yapacağız. Orada her influencer'a ismini yazdığı yaka kartları vesaire verilecek. Artı bazı belgeler dolduruluyor. Az önce Valorant'ın oyun geliştiricilerinin bir sunumuna katıldık. Oralardan görüntü koyamıyorduk. O yüzden sizlere gösteremedim. Ajanla alakalı belli başlı şeylerden bahsettiler. Şimdi ise Riot Games'e yemek kısmına geçtik. Bu arada sizlere yarın yemekhaneye kadar detaylı bir şekilde göstereceğim. Yemek bittiği gibi de saat 1 gibi yaklaşık olarak 4-5 saat boyunca görmüş olduğunuz alanda ajanı deneyimleyeceğiz. İşte bu görmüş olduğunuz yerde izlediğiniz o videoların çekimini yapıyoruz. Kayıtlarını yapıyoruz, testlerini yapıyoruz. Arkadaşlar selam. Şu anda yemek yemeye geldim. İlk gündeki bütün testler bittikten sonrasında akşama doğru Riot Games bizi mekana yemek yemeye götürdü. Burada birbirinden farklı şeylerde deneyimleme fırsatımız oldu. Elimizden geldiğince de böyle sizlere görüntü olarak da koymaya çalıştım. An itibariyle günün sonuna yavaş yavaş geldik. Bu kaydı da biraz dışarıda alayım istedim. Tipim muhtemelen kaymıştır. O 14 saat yolculuğu hala atlatamadım. Çok uykum var ama günün kapanışını yapmadan da direkt böyle kapatmayayım dedim. Bugün neredeyse tüm gün Riot ofisinde geçti. Ajanla alakalı yaklaşık bir 4 saatlik teste girdik. Hem gameplaylerin içerisinde bulunabildik hem de kendimiz bireysel anlamda ajanı test edebildik, iyice öğrenebildik. İlla ki zamanla zaten daha farklı şeyler de çıkacaktır. Güzel bir vakit geçti aslında. Ben keyif aldım, kendi adıma konuşmam gerekirse. Yarın da sabah ortalama 9.30 gibi galiba bir shuttle kalkacak. Tekrardan bir test tarafı olacak. Yine orada çekebildiğim kadar size böyle örnekleri kaydetmeye çalışacağım. Odaya giriş. Farklı farklı şeyler test etmeye çalışıyorum elinden geldiğince. Yemek konusunda da bu arada. Ama buradaki asıl olayım aslında kafamın bulunduğu yer. Yeni ajan tarafı, yenilikler, gelenler, Riot Games'in etkinlikleri ve hani Riot Games ofisinde bulunduğumuz sürede geçirdiğim vakit tabii ki de. Elinden gelince bunlara odaklanmaya çalışıyorum. Şu an bile saat burada kaç? 8.30. Herhalde bir saat uyuyacağım ya da çıkıp böyle gezmiyorum. Gerçekten halim yok arkadaşlar. Umarım sizlere de güzelce aktarabiliyorumdur birçok şeyi. O zaman ufaktan bu çocuk dinlenmeye doğru kaçar. Yarın sabah görüşürüz. Merak etmeyin, uyanış faslında videonun başındaki tarzda şeyler olmayacak. Rüyada değiliz artık kardeşim.
Allah Allah. Günaydın. Yine sabah 5'inde uyandım. İkinci günde sizlerleyim. Bugün bu arada dönüşümüz de var. Bize test alanında bunu vermişlerdi. İçerisinde de çanta varmış. Ben dün açmayı unuttum. Gelin birlikte bakalım. Yatağa atıyorum izninizle. Bu paketin üzerinde bir adet Valorant temsil eden bir görsel. Bir adet de yeni ajanı temsil eden bir görsel bulunuyor. Burada çanta. Aha. Oğlum çok iyi lan. Yeşil yeşil. İçi boş mu? Boş. Burası. Burası dolu. Aa. Anne ya. Çok iyiler ha. Neyse dur bunları kayalım. Ben size çantayı daha düzgün göstereyim. Evet, böyle bir çanta gelmiş. Bence çok tatlı. Böyle ufak da tam tek omuzunuza ya da tek elinize taşıyabileceğiniz bir çanta. Ben bunu bugün kullanırım. Kullanayım mı? Kullanabilirim. İkinci gündeyiz ve Riot Campus'a tekrardan giriş yapıyoruz. Etrafı bu sefer ise daha sakinken böyle çekmek istedim. Çünkü çok fazla insan yok. Teker teker giriyoruz. Yanında da Spark var. Otobüs sahnesinde sizlere bahsetmiştim hatırlarsanız. Alanın içerisine girdiğimizde bizi direkt zaten T-Burst'a en iyi karşılıyor. Kocaman devasa bir şekilde. Bu arada ofisteki bütün çalışma alanlarının isimleri oyunlardaki heroların, ajanların, karakterlerin isimleri olarak geçiyor. Onların isimlerini koymuşlar. Aynı zamanda da ofisin içerisinde bütün çalışanlara açık ve ücretsiz bir kahveci var. Bilge Water Brew olarak geçiyor. Kısacası ofisin içerisinde bir Starbucks veya kahve dünyasında olduğunu düşünün. Arkadaşlar şu an bu arada bir şey fark ettik. Burada kocaman bir basketbol sahası ve açık alan var. League of Legends'a göre aslında burayı mid... Şu gördüğünüz yeri sanırım bot lane ve üst tarafı da tam şu an gösterim ama top lane olarak dizayn etmişler. Bütün yerleri, her şeyi. Yani aslında League of Legends'ın haritasını şu anda tam olarak bastığımız yere göre uyarlamışlar. İnanılmaz bir yer. Yani burada, gerçekten burada çalışmak çok keyifli olmalı. Ve daha şimdi yeni kahvemizi aldık. Biliyorsunuz Bilge Water. Az sonra şu an çektiğim alanda oyun tasarımcılarıyla birebir röportajlarımız olacak. Orasında ajanla alakalı bazı seminerler, o kısımlarla alakalı kayıtlar olmayacak ve tekrardan ufak tefek bir test kısmına, yani oyun videosunu çekebileceğimiz kısma geçeceğiz. Bu arada görmüş olduğunuz yerde herkes açık mutfak gibi. Buradan yiyecek içecek bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Kahvenizden Red Bull'la, tatlınızdan, atıştırmalıklarınıza kadar. Kayıtları yaptığımız alan da çok geniş. Bütün influencerlara yetecek kadar bilgisayar opsiyonu var. Ve her bilgisayarda da herkesin kendi adı yazıyor. Çok tatlı olmuş bu durum. Kameranızdan tutun ışıklandırmanıza kadar hepsi var ve size herhangi bir sorun olduğunda yardım edecek olan birçok Royal çalışan da orada bulunuyor. Herhangi bir aksaklık olursa müdahale ediyorlar ya da merak ettiğiniz sorduğunuz bir şey olursa bile yardımcı oluyorlar seve seve. Arkadaşlar hızlıca yemekhaneden bir başlayacağım. Devasa büyük bir yemekhaneleri var bu arada. Buradaki görsellerde ajanlarla alakalı ufak tefek espriler ve yemeklerin böyle konumları da vardı ama o dündü. Ben onları dün çekemedim. Biraz utandım. Acaba çekebilir miyim, çekemez miyim diye. Şimdi anca gösterebiliyorum. Ama Dumpy Bahadır abi storiesinde paylaşmıştı. Orada ekran görüntüsü almıştım. Yemeklerin üzerinde bu tarz koyulmuş isimler vardı. Phoenix ve kebapla alakalı böyle bir espri dönmüştü. Sonrasında yemeklerimizi alıp yemekhane tarafına geçtiğimizde de burada bizi dev ekranlar bekliyordu. Bu dev ekranlarda da anlık olarak turnuvayı da rahatlıkla takip edebiliyorduk. Bu arada yapılan toplantıların, oyun geliştiricilerinin bize anlattığı detayların yanı sıra oyun tasarımcılarıyla yaptığımız röportajlarda da kendilerine hem ajanla alakalı hem de Valorant'la alakalı birçok soru yöneltme fırsatımız oldu. Yeni bir rol gelecek mi sorusunu ve rahatlıkla sorabildik. Ve ufaktan günümüzün de sonunda aslında geliyoruz. Her şeyin ardından çekimlerin, röportajların, toplantıların sonrasında o güzel bir etkinlik vardı ve bu etkinlikte de bir mağazanın içerisinde Clove'un müziğini aslında bulmaya çalıştık diyebilirim. Bütün influencerlar burada Clove'la bağdaştırılan, Clove'la alakalı olan müziğin yerini keşfetmeye çalıştı, bulmaya çalıştı. Ve tabii ki de ona ulaşmayı başardık. Bu görevde başarıyla tamamlanmış oldu. Ajanla alakalı, Valorant'la alakalı, hatta Riot Games'le alakalı birçok yeniliğin veya öğretici şeylerin yanı sıra çok böyle eğlenceli, keyifli aktivitelerde bulunuyordu. Arkadaşlar şu anda dönüş vaktindeyiz. Uber'e bindim. An itibariyle Riot ofisine ayrılıyorum. Kapılar da açıldı. Kendimi üzgün hissediyorum. Bitti. Çok hızlı geçti. Bitti. Ama gerçekten harikaydı. Yani burada birçok şey deneyimlemek ayrı güzeldi. Ve özellikle Riot'ların yaklaşımı aşırı iyiydi. Çok kibarlar. Herhangi bir konuda ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Çok ilgililer. Çok güzeldi ya. Evet, geldik. Güvenlik kontrolü havalimanına. Son anlar. Dönüyoruz. Yapacak bir şey. Dönüş vakti. Arkadaşlar ya geldim. Havayı bekliyorum. Saat kaç? 8 falan. Hatta 7'yi galiba 55 falan geçiyor. Bilin bakalım havayı ne zaman geliyor? Gördüğünüz Kadıköy tarafına doğru giden büyük araç 45 dakika sonra geliyor. Evet yanlış duymadınız. 45. Ben ne yaptım? Şarjım bitiyor diye buraya taktım böyle. Böyle bekliyorum. Size şeyi göstereyim mi? Valorant çantasını göstermiştim galiba. Onu diğer çantaya nasıl bağladığımı göstereceğim. Ben var ya bütün gün böyle gezdim. Bu normal çanta. Bu çantanın kollarını da gittim. Bunun kenarlarına bağladım. Sırtıma takıyorum böyle. Kampçı gibi geziniyorum etrafta. Ama bayağı iş gördü.
yaptı. Çünkü ya bir şey almadım ama ne hikmetse bunun içine bir şeyler sığmakta zorluk yaşadı. Çözemedim sebebini. Ya ufak tefek aslında şeyler vardı ama herhalde onlar çok yer doldurdu, anlamadım. Biraz buna koydum. Bunu böyle bağladım. Neyse, sonuç olarak bir tatlı vlogumuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bence artık ben burada sonlandırayım. Çok fazla boş yapmaya gerek yok. Burada havaçlı bekleyeceğim. Herhalde tahminimce kaçta evde olurum? Ben 12 gibi evde olurum diye düşünüyorum. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Keyif almışsınızdır. Elinden geldiğince dinamik tutmaya çalıştım. Çok böyle baydıracak bir vlog yapmadım. Herhalde ya editlerken buna dikkat etmişizdir diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan birçok şey çekip bir yandan da kafamdan bunu koymayız muhtemelen diye falan geçiriyordum. Hayırlısı yani, ne yapalım. Hoşunuza gittiyse alırım beğeninizi. Yeni ajan zaten bu vlog yayınlandığında siz çok da izlemiş olacaksınız. Ben bir yerlere gitmesem de acaba bu vlog işini ya da real life video işini arttırsam mı? Ne dediniz o işe ya? Neyse. Seviyorsunuz. Valla ben orada geçirdiğim vakitlerde şu telefonu elime alıp size bu kaydı çekerken kendimi yalnız hissetmedim. Kendimi daha böyle en azından tek kaldığım anlardan bahsediyorum. Daha böyle sanki bir aradaymışız gibi hissediyordum. Yani ne bileyim, bu his için de teşekkür ederim hepinize. Umarım sizler de videoyu izlerken böyle beni yalnız bırakmıyormuşçasına bir hissiyata kapılmışsınızdır. Görüşürüz.